Abici Sisi, kardeşim Sisi mi oluyor? İşte Katar'da el sıkışma oldu. Erdoğan 10 yıl sonra Mısır'ı ziyaret edecek. Geçelim. Ve Erdoğan oğlu Bilal'i de alarak Sisi'ye gitti, Kahire'ye. Ve Erdoğan ile görüşecek darbeci Sisi Türkiye'ye geliyor. Bir sonrası arkadaşlar. Bir de arkasından o VTR'yi bir izleyelim. Erdoğan Sisi ile ilgili neler söylemişti geçmişte? İşte pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum. Bir zalimdir. Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. O adama meşruiyet kazandıracak kadar meşruiyetini kaybetmiş bir lider değilim. Sisi ile görüşemeyiz. Görüşenler de şunu bilmesi lazım ki onlar da tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Yani biz farklı bir şekilde değerlendirelim istersen şimdi durumu. Yani bu kadar laf. Yani dilinin ayarı yok bizim Cumhurbaşkanı'nın. Söylerken hiç sonrasını falan da düşünmüyor mu? Yani ne dersin? Yani bu başka bir şey. Ve bu kadar söz söyledikten sonra da böyle bir gelişmenin olması. Ya burada bu demin hani şeyden okuduk ya, hani Erdoğan'ın yetkileriyle ilgili olarak, işte benim yeğen Murat mesaj atmış. Eskiden onaylıyormuş, şimdi belirliyormuş. Yani o da küçük bir detay varmış. Bu da bana göre hani demek ki sarayda bir sorun var anlamına geliyor. Yani onaylamayla belirleme arasında, yani atıyorum Diyanet İşleri Başkanlığı eskiden kurum belirliyor. Kendisi de onaylıyordu Cumhurbaşkanı olarak. Direktörlerde de işte 3 aday bütün kurumlar için gelecekti. Ondan birisi. Demek ki şimdi kendisi belirliyor, kendisi onaylıyor, kendisi atıyor. Yani büyük ihtimalle o anlam taşınıyor o haber. Hepsi ben. Ersi ben işte demin konuştuk. Şimdi dolayısıyla gelelim bu Sisi meselesi. Yani içeride bile böylesi çelişkili bir tutum sergileyen bir iktidarın dışarıda bu tür söylemlerle kendi vatandaşına, kendi seçmenine, kendi yandaşına niye bunu yapar, niye bu eziyeti yapar? Gerçekten bak, insan olarak söylüyorum, politikacı da değilim, gazeteci de değilim. Yani ben şimdi o AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren bir vatandaş olarak kendimi konumlandırıyorum. Ya şunu sorgulamam lazım. Yani yarın geliyor, işte ayın 5'inde geliyor Sisi. Ya Sayın Cumhurbaşkanım ya sen buna katil Sisi dedin, şunu dedin, bunu dedin. Yani en azından 1000 tane abartıyorum açıklaması var. Şimdi de el ele tutuşacaksın. Bak, el ele tutuşacaklar. Dikkat et o görüntüde. Çünkü Mısırlar öyle el ele tutuşmayı sever. El ele tutuş. Zaten o Muhammed Bin Selman'la da öbürleriyle el ele tutuşuyorlar. Hep böyle olur. Zaten bu coğrafyanın enteresan bir sevgi gösterisi el ele tutuşma. Erkeklerin yani el ele tutuşması. Şimdi dolayısıyla vatandaş olarak şunu sorgulaması lazım. Yani AK Parti'ye oy veren milyonlar, bütün size sesleniyorum sevgili dostlar, bize saldıran troller dahil. Ya şunu sorgulayın. Yani Sayın Cumhurbaşkanım, ya sen bu adama katil dedin, eli kanlı dedin falan dedin, şunu dedin, bunu dedin. Şimdi niye? Yani bununla el ele tutuşuyorsun. Bu önemli. Yani bir daha söylüyorum, sosyolojik ve psikolojik olarak ben bakıyorum. Şeye bakmıyorum. Siyaset, miyaset. Bu zaten içeride de böyle olmuyor mu? Tabii. Neler söylüyor? Ertesi gün başka bir şey söylüyor. Yani hep şu örneğini veriyoruz ya, Bahçeli-Erdoğan ilişkisini. Ama bundan bir sıkıntı duymuyor. Bir iç sıkıntısı olmuyor. Ya ben şunu söylemiştim. Şimdi bu kadar laf ettikten sonra. Yani Anadolu'da bir şey vardır. Hani ben şimdi burada söylersem olmaz. Da hakaret cümlesi olarak algılarlar. Halbuki öyle bir niyetimiz yok. Ha. Ama o öyle bir şey bu. Tamam da ya demin dedim ya, psikoloji, yani sosyoloji, psikoloji ilgi alanına girer bütün bu konuştuklarımız siyasetin dışında. Şimdi düşün, Sisi'ye bu kadar laf etmişsin. İşte daha önce demin sen de söyledin. Suudi Prens Muhammed Bin Selman'a, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed Bin Zayed'e. Geçelim Suudi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya. Ve işte da Esad daha sıraya gelmedi. Esad'a
Trump'a, Merkel'e, neyse. Suudi bak hepsi hazırladım. Hepsi için geçerli bu, hepsi için geçerli. Ben onların hepsini hazırladım şimdi. Tamam biliyorum, onlar bakacak. Hepsi için geçerli. Şimdi böyle bir ilişkide, böyle bir ilişkide, ha şu olursa doğru, bak şu olursa doğru değil tabii, bana göre doğru değil de, doğru diyelim. Ben Sisi'yle buluştum, kardeş olduk. Yani geçmişi de unuttuk, Rabia'yı da unuttuk, bilmem işte Salise'yi de unuttuk, Saniye'yi de unuttuk. Ulusal çıkarlarımız, yani Türkiye ve Mısır ulusal çıkarlarımız bunu gerektiriyor dersen ve kanıtlarsan. Nedenini. Yani pratikte bize bunu gösterirsen, tamam deriz. Tamam ya, ya kim yanlış yapmışsa yapsın. Evet. Şimdi böyle bir ilişki de işte Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman'ın işte soldaki başta, soldakiyle neler dedik ona? Seri katil ya dedi. Şey dedi, test derece denildi, bilmem ne denildi. Evet, evet. Bu işte evet. Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de... Bu cinayetin peşini bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Tamam da işte bıraktık. Bıraktık bir daha. Üstelik dosyayı bir de onlara verdik. Dosyayı da verdik böyle altın bir tabakta. Buna da tamam, bu da yanlış ama doğru. Peki bir Suudi Arabistan... Ama damadı 3 milyar dolarlık iş aldı. Nerede hani? Suudi Arabistan. Aha nerede? Da. Nerede hani? Şey satışı. Tamam da nerede? Yok öyle bir şey. Yani biz görmüyoruz. Böyle Arap medyasında bundan bahsedilen yok. Git satıldığına dair. Ya öyle bir komik bir şey ki. Bak Türkiye'nin Somali'de, tamam mı? Somali'de askeri üssü var. Tamam mı? Askeri üsler var. Somali'yle bir sürü içli dışlı ilişkilerimiz var Somali'de. Aynı Türkiye'nin Somali'ye İHA SİHA satıyor. Aynı Türkiye Somali'yle savaşa girişmek üzere olan, yani yarın öbür gün Etiyopya ile Somali savaşacak. Onlara da satıyor. Etiyopya'ya da satıyor. İHA SİHA. Fakat şöyle bir satış bu. Etiyopya ile Erdoğan işte İHA SİHA satıyoruz. İHA SİHA satıyoruz. Sisi buraya geliyoruz. Etiyopya Mısır'ın en büyük düşmanı. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl tuhaf değil mi? Fakat çok ilginç ama o satışlar nasıl yapılıyor biliyor musun? Bir uzmanla konuştuğumda şunu söyledi. Exim Bank kredisi. Exim Bank kredisi şu. Krediyle satılıyor. Merkez Bankası satıcıya ödüyor parayı. Diyelim ki Baykar'ın şeyi gitti. İHA'ları satıldı Somali'ye. Parayı Merkez Bankası ödüyor. Tamam. Exim Bank şeyi. Ve Exim Bank onlardan tahsil ediyor sonra. Ya bak şimdi... Ediyor mu etmiyor mu? Bilmiyoruz. Ne kadarını etti bilmiyoruz. Şimdi o iç politikayı ilgilendirir. Dediğin şey detay önemli. Ama iç politika yani Exim Bank. Hadi git sen bakayım. Sallıyorum Muğla Belediye Başkanı'nın belediyesi Exim Bank'tan para istesin. Verirler mi? Ha şimdi şöyle yapayım. Peşin para İller yok Bankası'ndan diyor. Para istesin. Verirler mi? Kredi verirler mi? Yok öyle bir şey. O ayrı bir konu. Benim dediğim saygınlıkla ilgili demokratik hikaye var ya, yani dış politikada. Ya Cezayir'le iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte Erdoğan Cezayir'e gitti, onların başkanı Tebbun buraya geldi. Cezayir'le Fas arasında stratejik bir düşmanlık var. Batı Sahra meselesinden dolayı. Fas'a da İHA SİHA satıyoruz. Cezayir'e de İHA SİHA satıyoruz. Fas, İsrail'in bölgedeki en büyük, en iğrenç stratejik müttefiği. En iğrenç, anlamak karanlık bir ya. Ülke. Yani Fas kralı ve yönetimi korkunç bir İsrail işbirlikçi ve Siyonizm işbirlikçi. Hadi ondan da daha ileri gidiyorum. Ve biz bununla İHA SİHA veriyoruz. Senin İHA SİHA'ları adam alıyor İsrail'e veriyor diyelim. Evet. Ya nasıl bir şey bu ya? Bu nasıl korkunç bir çelişki? Daha buna benzer tonlarca hikaye var da hani bizi izleyen vatandaşlar kafası karışmasın diye girmiyorum detayına. Ya şimdi hani... Böyle saygınlık kazanılır mı uluslararası? Çünkü saçma. Ya saçma, toptan saçma. Peki o adamlar demiyor mu? Onlar önemli değil. Bir şey almıyorlar. Böyle bir hayır, şey. Hayır, bana verdin. Benim düşmanıma niye veriyorsun? Ya diyor, o kendi politikasını yürütüyor ama konuşmuyor. Ama konuşmaz onlar. Yani Sisi'nin Türkiye ile ilgili, Erdoğan ile ilgili 2013 Haziran Temmuz'dan bu yana kaç işte olmuş? 20 yıl olmuş. Sisi yok 20 olur mu? Olmadı o kadar 13, canım. 10, 20, 11 yıl, 12 neyse. İktidarda Sisi, ben Sisi'nin bir gün bir tek kelime, ne Türkiye ne de Erdoğan'ın bir sözcük bile kullandığını ben görmedim. Onun için umurunda değil. Şimdi Sisi yarın işte 5'inde geliyor. Libya
Libya, Mısır'ın komşusu. Komşusu, direkt komşu. Sisi Bengazi'yi destekliyor, yani Libya'nın yarısını destekliyor. Erdoğan geri kalan yarısını destekliyor. Ve bu iki Libya tarafları birbirini boğazlıyor. Birisine Erdoğan silah veriyor, öbürüne Sisi silah veriyor. Ya bu yeter Allah aşkına, benim kafam bile karışıyor yani. Bırak vatandaşın. Bunlar şimdi sen sanıyorsun bölgede yazılıp çizilmiyor mu? Yazılıp çiziliyor. Yani. Herkes dalağa geçiyor. Sen dedin yani onlar ne diyor? Herkes dalağa geçiyor. Sonuçta böyle saçma bir şey mi olur? Ben gel sarılacağız, el ele tutuşuyoruz işte 3 gün sonra. Ama belki de aynı gün işte Erdoğan'ın desteklediği Libya'daki İslamcı gruplar, Sisi'nin desteklediği laik gruplara saldırmış olacak. Evet. Hadi diyorum. Şimdi internetten girdiğin zaman Baykar'ın drone sattığı, İHA sattığı yerlere baktığınız listesi zaman listesi var, evet. O listelerin büyük bir bölümünde de şöyle bir şey var. Sayısı belirsiz. Sayı belirtilmiyor. Yani bilmem ne ülkesine satılmış ama orada bir sayı yok. Niye? Yani 20 tane sattı, 30 tane sattı demiyor. Satıldı diyor. Bir parantez, sayısı belirsiz. İşte dediğim gibi Exim Bank kredisi olunca peşin para da ödemiyorlar. Adama diyor ki al, ödersin nasıl olsa diyor. Ama üreticiye ödüyor parayı. Niye? Exim Bank sistemi bu. Abi Forbes'te Selçuk Bey işte zenginler listesinde. Vergi sıralamasında da 2 yıldır, evet. 3 yıldır, birinci. Birinci. Tamam, yani yapıyor bir iş, karşılığını alacak sen, da yani şimdi. Sen iç boyutuyla ilgileniyorsun.